Zorlu Enerji, Enerji Gelecek programını sunar. İyi günler değerli izleyiciler. Bloomberg HT ekranlarında bundan böyle her pazartesi saat 13'te yepyeni bir programla karşınızda olacağız. Enerji Gelecek programında başta Türkiye olmak üzere tüm dünyadaki enerji konusundaki gelişmeleri masaya yatırmaya çalışacağız. Ve ilk programda çok değerli bir konu ağırlıyoruz. Ankara'dayız. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sayın Fatih Dönmez bugün konuğumuz. Sayın Bakan hoş geldiniz. Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz. Sağ olun. Teşekkür ediyoruz. Kırmadınız bu ilk programımızda bizi yalnız bırakmadınız. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Çok teşekkürler. Tabii gündem oldukça yoğun. Bakanlığınızın gündemi de oldukça yoğun. Bir kere 2020 yılının belki de en çok konuşulan konularından biriydi Türkiye'de. Enerji konusu, kaynak konusu, yeni doğalgaz, yeni kaynaklar, sondaj çalışmaları. Bu kapsamda işte Karadeniz'deki sondaj çalışmaları ile ilgili yapılan açıklamalar var. Gelinen nokta ne Sayın Bakan? Biz şu anda ne noktadayız ve bundan sonra nereye ilerlemeyi hedefliyoruz Karadeniz'le ilgili olarak? Evet, çok teşekkür ediyorum. 2020 hakikaten bakanlığımız açısından son derece kritik hamlelerin yapıldığı, başarıldığı bir yıl olarak geçti. Şüphesiz sizin de ifade ettiğiniz gibi en önemli konu Karadeniz'de yapmış olduğumuz doğalgaz keşfi. Biliyorsunuz Ağustos ayında Sayın Cumhurbaşkanımız 320 milyar metreküplük ilk aşamadaki keşfi açıklamıştı. Sonrasında ilave keşifle birlikte bu rakam 405 milyar metreküp'e çıkmıştı. Birinci sondaj bitti. Türk Ali 1 kuyusuna gittik. İkinci sondaj da bitti. Bugün Fatih sondaj gemimiz Filios'ta bir üçüncü sondaj için hazırlıklarına inşallah başlayacak. Bunun takvimlendirmesi belli mi? Takvimlendirmesi de belli. Öyle tahmin ediyorum. Bir hafta 10 gün içerisinde yani en geç Şubat başında Türk Ali 2 kuyusunun sondajına başlayacak. Orada hangi çalışmalar var derseniz derin denizde çalışıyoruz. Yani oradaki denizin derinliği yaklaşık 2000 metre. Son derece zor bir operasyon. Sadece sondaj açmak yetmiyor. O kuyuların tamamlanması için bir takım işlemler var. Keza orada yarın üretime geçtiğimizde onun karaya getirilmesiyle alakalı yapacağımız çalışmalar var. Bunların da bir taraftan mühendislik çalışmaları da devam ediyor. İlk günde de açıkladığımız gibi hedefimiz 2023 yılında Karadeniz'deki Sakarya gaz sahasında bulduğumuz bu gazı inşallah Filios'tan Türkiye'deki iletim sistemine bağlamak. Peki böyle olunca şu soru çok geliyor çünkü. Yani o sizin o ilk açıklamalarınızdan bu yana o zaman belirli bir süre sonra işte 2023 yılı itibariyle kullanıcılar doğalgaza daha mı az para ödemeye başlayacağız sorusunu yöneltiyorlar bununla beraber. Evet, bizim bugünden yaptığımız hesaplamalara göre ithal ettiğimiz gaza göre daha ekonomik olacağı gözüküyor. 2023 yılı geldiğinde bu tabii daha da netleşmiş olacak. Burada temel parametre oradaki yatırımların maliyetleri, işletme maliyetleri. Bunların hepsi hesaplanacak ve sonrasında da elbette bu avantaj Türkiye'deki vatandaşlarımızın lehine kullanılacak. Biraz aşağı inersek, şimdi Akdeniz tarafına gelirsek, şimdi Doğu Akdeniz'deki gelişmeler de çok hala da konuşuluyor. Şimdi özellikle son birkaç aydır baktığımızda özellikle Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarında da Avrupa Birliği'ne yönelik çok olumlu mesajlar da var. Şimdi Doğu Akdeniz'deki gelişmelerle biraz da Avrupa Birliği-Türkiye ilişkileri de beraber okunmaya başladı. Özellikle o tarafta, AB tarafında. Şu anda durum ne? Doğu Akdeniz'deki gelişmeler kapsamında. Çünkü orada da Türkiye çok net bir şekilde tavrını koydu ve açıklamalarını yaptı. Ama şu anda gelinen durum merak ediliyor tabii. Yaklaşık 2 senede biz neredeyse 8 tane sondaj yaptık Akdeniz'in muhtelif bölgelerinde. Bazı emareler olmakla birlikte somut bir keşif olmadığı için de herhangi bir açıklama yapmadık. Bir taraftan da tabii sismik araştırmalarımız da devam ediyor. Gerek Oruç Reis'in yapmış olduğu çalışmalar, gerekse Barbaros Hayrettin Paşa sismik gemisinin yapmış olduğu çalışmalar. Bu süreçler tabii biraz uzun zaman alan, zaman tüketen süreçler. Çünkü binlerce, milyonlarca datayı işlemeniz gerekiyor tek tek. Sonrasında da o bilgiler değerlendiriliyor ve muhtemel potansiyel noktalar belirleniyor. Oralarda da sondaj yapıyoruz. Halihazırda hem Oruç Reis gemimiz Antalya açıklarında hem de Oruç Reis gemimiz biraz daha güneyinde 3 boyutlu sismik araştırmalarına devam ediyor.
Yavuz sondaj gemimiz de taş ucunda hazırlıklarını yapıyor. Bu sismik araştırma çalışmalarının sonunda da Yavuz'un nerede yeni bir sondaj yapacağını karar vereceğiz. O zaman 2021 anladığım kadarıyla iki taraf için, yani hem Karadeniz hem Akdeniz açısından tabii, çalışmalarımız gibi gözüküyor. Programladığımız, planladığımız gibi devam edecek. Biz kendi kıta sahamızda bu çalışmaları yapıyoruz biliyorsunuz. Bir takım itirazlar var. Ama biz her defasında uluslararası hukuka uygun yaptığımızı ifade ediyoruz. Her fırsatta, her vesileyle bunu vurguluyoruz. En azından bir diyalog ortamı da oluştu. Şu anda biliyorsunuz hem Yunanistan'da istikşafi görüşmeler başlıyor. Hem de Avrupa Birliği ile bu konuda müzakereler var. Sayın Cumhurbaşkanımızın Doğu Akdeniz'de kıyısı bulunan ülkelere yönelik yapmış olduğu uluslararası bir konferans tertiplenmesine ilişkin çağrısı var. İnşallah bu da komşu ülkeler tarafından olumlu karşılanır. Bu meselelerin hepsi oturulur, masa etrafında tartışılır, müzakere edilir. Herkesin hakkını, hukukunu koruyacak bir netice alınır diye düşünüyorum. Peki yine doğalgazla ilgili olarak sizin açıklamalarınızdaki, daha önceki açıklamalarınızda 2023 yılı itibariyle doğalgaz ihtiyacının %20'sinin depolanması gerektiğine yönelik açıklamalarınız vardı. Tuzgölü dışında, yani Tuzgölü yeraltı doğalgaz depolama genişletme dışında herhangi bir proje var mı, yoksa Tuzgölü üzerinden mi bu rakamları veriyorsunuz? Kamuoyunda Tuzgölü biraz öne çıktı, doğru. Evet. Orada çünkü ilk defa bir açılış yapmıştık. Şu anda Tuzgölü'nde çalışmalar devam ediyor. Fiilen orada 700 milyon metreküplük bir depo hacmine ulaştık ve işletiyoruz. Bu çalışmalar bittiğindeki hedefimiz 2023 yılında buradaki kapasitemizi 5,4 milyar metreküpe ulaştırmak. Ama öte taraftan Silivri'de bizim aslında bir yeraltı depomuz vardı. Orada da kısmi geliştirme çalışmaları da belli bir noktaya geldi. Yaklaşık 2,5 milyar metreküptü bundan 2-3 yıl, 3 yıl öncesinde oradaki depolama kapasitemiz. Bugün itibariyle 3,14 milyar metreküplük depolama hacmine ulaştık. Yeter mi? Yetmez. İhalesini yaptık. Çalışmalar devam ediyor. İnşallah orada da 4,6 milyar metreküplük kapasiteye ulaşacağız. Toplam 10 milyar. Dediğiniz gibi bizim de hedefimiz işte yaklaşık 50 milyar metreküplük bir tüketimimiz olduğunu varsaydığımızda %20'lik depolama hacmine ulaşmış olacağız. Bu sistem güvenliği, arz güvenliği açısından son derece önemli. Yazın tüm ülkelerde olduğu gibi bizde de doğalgaz tüketimlerinin düşük olduğu aylarda depoları dolduracağız. Kışın şu anda içinde bulunduğumuz dönemde de depodan o artan talebi karşılama imkanına kavuşacağız. Peki genel olarak doğalgaz piyasasına ilişkin hem kısa hem orta vadede beklentileriniz ne? Çünkü şu da buna ilişkin de bir tarih verilmedi. Vadeli gaz piyasasıyla ilgili bildiğim kadarıyla henüz net bir tarih yok. Bu soruyu da bununla beraber size sormuş olayım. Evet, teşekkür ediyorum. Şimdi biz tabii piyasa tarafına baktığımızda piyasayı iki taraflı belki yorumlamak mümkün. Bir, işin alım satımını içeren, yani ticaretle ilgili hususlar. Orada BOTAŞ şu anda işte kontratlarının yaklaşık %80'ini kullanıyor. %20'si civarında bir rakamda özel sektör eliyle. Ama bu yıldan başlamak üzere kontratlarımızın bir kısmının süresi sona erecek. Örneğin bu yıl muhtemelen 15-16 milyar metreküplük kontrat yıl sonuna kadar sona erecek. Takip eden yıllarda baktığımızda, yani 2025-26'ya kadar bu rakam neredeyse 25-30 milyar metreküplere kadar ulaşacak. Tabii bizim kendi kaynaklarımızdan gaz keşfimizin de bu döneme gelmesi de aslında bizim için büyük bir avantaj oldu. Şimdi kısa, orta, uzun vadeli planlamalarımızı yapıyoruz. Hangi yılda ne kadar doğalgaz talebi olacak? Bizim kontrata, uzun dönemli bağladığımız kontrat miktarı ne kadar, açığını tespit edeceğiz. Buna göre hem orta uzun vadeli kontratlar yapılabilecek, hem de yıl içerisindeki talep artışlarını karşılayabilmek, dengesizliği karşılayabilmek için de spot piyasadan doğalgaz alımını yapacağız. Geçtiğimiz yıl boru gazından spot piyasası da artık yavaş yavaş işlemeye başladı. Şimdi önümüzdeki hedeflerden birisi uzun dönemli vadeli dediğimiz doğalgaz piyasasını işler hale getirebilmek. Bir elektrik tarafında da biliyorsunuz benzer bir yapı var. Orada biraz bir iki adım daha önde gidiyoruz ama yani orada tarih verilmişti 1 Haziran diye. 1 Haziran diye vermiştik. Şimdi doğalgazda da öyle tahmin ediyorum 1-1,5 yıl içerisinde vadeli piyasaya geçmiş olabiliriz. Burada tabii yazılımla alakalı bir takım çalışmalar var. Bunlar biraz zaman tüketen işler. Bunların hepsini EPH bünyesinde yapıyoruz. Orada da ciddi bir tecrübe ve birikim de oluşmuş oldu.
derinliği artırmamız lazım. Elektrikte aslında tatminkar bir derinliğimiz var. Yani spot piyasalarda, gün içi, gün öncesi piyasalarda baktığımızda. Doğalgazda da benzer bir yapıya geçtiğimiz zaman piyasada öngörülebilir bir yapıya da kavuşmuş olacağız. Bunun altını özellikle çizmek istiyorum. Özellikle toptan satış yapan oyuncular, keza tüketimi, volümü yüksek olan tüketiciler, ki işte bunlar elektrik santralleri, sanayiciler gibi, uzun dönemli öngörü bilgisine kavuşmak, onların orta uzun dönemli üretim planlamasını, hizmet planlamasını yapabilmesi açısından büyük önem arz ediyor. Onlara bir yerde projeksiyon sunmuş olacağız. Vadeli elektrik piyasası o zaman biraz pandemi nedeniyle zaten biraz İran'a ertelenmişti. Ertelendi, doğru. Biraz İran'da peki başlıyor. Biraz İran'da inşallah başlıyoruz. Hatta bu ay içerisinde geçtiğimiz hafta onun deneme test çalışmaları da başladı. Önce sanal ortamda bu çalışmalar yapılıyor. Oradan elde edilecek veriler ışığında düzeltmeler yapılacaksa o düzeltmeler yapacak. Hedefimiz inşallah Haziran ayı içerisinde vadeli elektrik piyasasını da işletmeye almak. Yenilenebilir tarafına gelirsek, yenilenebilir enerji kaynak garanti belgesi yönetmeliği de resmi gazetede yayımlandı. Hatta aynı tarih itibariyle, yani 1 Haziran 2021 tarihi itibariyle, yani vadeli elektrik piyasası aynı günde yürürlüğe girmesi hedefleniyordu. Aslında bizim bu belgeyle, yani bu sertifikayla hedefimiz ne Türkiye olarak? Geçtiğimiz yıl aslında onun bir benzer uygulamasını başlattık Ağustos ayı içerisinde. Yenilenebilir tarife diye, kısaca YETA dedik. Şimdi bu YEKG belgesiyle kaynaktan tüketime kadar tüm üretim tedarik zincirini belgelendirmiş olacağız. Bunun faydası şu, özellikle son aylarda, son yıllarda Avrupa Birliği Green Deal, yani yeşil mutabakat kapsamı altında bölge Avrupa Birliği'ne ithal edilecek ürünlerde temiz enerji kaynaklarına dayalı üretim yapılmış mı yapılmamış mı bunu uygulamaya sokmayı planlıyor. Belki bir sınırda karbon vergisi gibi bir uygulamaya da geçecek. Biz de bu kapsamda Ticaret Bakanlığımızla da görüştük. İhracatçılarımızı bu anlamda rahatlatabilmek için, yani gereksiz bir vergi ile karşılaşmamaları açısından, onlar bu bahsettiğimiz YETA'lardan veya YEKG belgesini de almak suretiyle yararlandıklarında Avrupa Birliği'ne ihraç edecekleri ürünlerde ekstra bir vergiyle karşı karşıya kalmamak üzere bu çalışmaları yapıyoruz. İnşallah onu da Haziran ayı içerisinde devreye alacağız. Peki hani o kadar çok aslında enerjinin farklı dalları var ki, o yüzden soru da bitmiyor. Şimdi mesela İngiltere örneği çok veriliyor bu dönemde. Denizde, yani offshore'da rüzgar enerjisi yatırımları var. Türkiye'nin de bu konuda en azından düşünceleri olduğunu biliyoruz. Yatırım noktasına geldi mi? Nedir buradaki son durum acaba? Türkiye aslında geçtiğimiz yıllarda biz 3 aday bölge belirlemiştik YEKA Offshore ile ilgili olarak. Fakat uygun teklifler gelmedi. Biraz şuna bağlıyorum ben. Özellikle offshore'daki rüzgar yatırımlarında maliyetler hala karaya göre bir miktar daha yüksek. Tabii kapasite de daha yüksek. Yani karada şimdi 4-5 megawattlık bir türbin 4-5 megawatt elektrik üretebilirken denizde şimdi artık 10 ve o üzerindeki 10 ve 10 megawatt ve 12 megawattlık rüzgar türbinleri denenmeye başladı. Burada fiyat ve teknoloji optimizasyonu, maliyet ve teknoloji optimizasyonu eğer makul seviyelerde yakalanabilirse, ben bu projelerin de Türkiye'de dahil olmak üzere hayata geçeceğine inanıyorum. Biraz izleyeceğiz. Yani gelişmeleri izlememiz lazım. Ona göre hareket, Ona göre hareket edeceğiz. LNG fiyatları. Yani tüm dünyada bakıyoruz ki yaklaşık 4 kata yakın bir artış var Haziran'dan bu yana özellikle. Ama EPH fiyatlarında bir düşüş var. Bundaki durum nedir? Neye bağlıyorsunuz acaba? Şimdi bizim kontratlarımızın büyük bir kısmı uzun dönemli kontratlar. Gerek boru hatları üzerinden yapmış olduğumuz kontratlar, gerekse LNG tedarikinde yapmış olduğumuz kontratlar, onların oynaklığı çok fazla değil. Bir kısmı bunların zaten oil endekslediğimiz petrole dayalı olarak gelişiyor. Dolayısıyla petrol fiyatları yükseldikçe belli bir süre sonra, ki aşağı yukarı 6 ila 9 ay arasında değişiyor, doğal gaz fiyatlarına yansıyor. Piyasada konuşulan LNG fiyatları spot LNG fiyatları, doğru. Yıllardır da bu böyle. Yani yazın bu fiyatlar düşer, kışın pik zamanlarda da fiyatlar artar. Baktığımızda da özellikle
Japonya başta olmak üzere yoğun LNG talebinin olduğu, yaşandığı bölgelerden kaynaklı talep artışı oldu. Arzın da tabii bunu karşılama oranları belli bir seviyenin üstüne çıkamadığı için fiyatlar, LNG fiyatları bir miktar arttı. Biz bundan etkilendik mi? Hayır, etkilenmedik. Sebebi de demin bahsettiğim gibi bizim zaten uzun dönemli kontrata bağlı tedarik sözleşmelerimiz söz konusuydu. Bu o açıdan, bizim açımızdan daha doğrusu, bir avantajlı bir durum. Biz de zaman zaman yazın özellikle LNG fiyatlarında cazip fiyatlar yakalarsak yazdan sisteme alıyoruz, onları depoluyoruz. Bizim biraz daha bu konuda belki LNG piyasasını hareketlendirmemiz de gerekir. Onun yolu da biraz önce bahsettiğim, sizin sorunuz üzerine bahsettiğim Tuz Gölü'ndeki ve Silivri'deki yeraltı depolarının süratle tamamlanması lazım. Yani yazdan aldığınız o LNG'yi terminalde tutamazsınız. Mecburen ya o an tüketmeniz gerekir boru hatlarıyla ya da depolarda onu saklamanız gerekir. Onun bir tarih verebiliyor muyuz peki? 2023'te inşallah bu iki deponun da yapımı tamamlanacak. Peki nükleer? Yani nükleerde geldiğimiz son nokta nedir? Nükleerde de aslında gayet güzel gelişmeler var. Şöyle ifade edeyim. Biliyorsunuz birinci ünitede şu anda bayağı bir ilerledik. Reaktör kabı geldi. Kor tutucu dediğimiz bir ünite var. Onlar geldi. 4 adet buhar türbünü sahaya indi. İkinci üniteye ilişkin de temel atma çalışmaları bitti. Hazırlık seviyesi bitti. Orada da aşağı yukarı bir 5-6 ay geriden geliyor. Zaten bizim planlamamızda da 2023 yılında ilk üniteyi devre almak, sonra takip eden yıllarda da birer yıl arayla diğer üniteleri de almak. Orada toplamda 4 ünite olacak. Üçüncü ünitenin inşaat lisansını da bu arada aldılar. Dördüncü ünitenin inşaat lisansına da başvuru yaptılar. Birer yıl faz farkıyla bu devam ediyor, bu çalışmalar. İnşallah büyük bir aksilik olmazsa 2023 yılında, Cumhuriyetimizin 100. yılında Türkiye 60 yıllık hayalini kurduğu nükleer teknolojiye geçmiş olacak. Şimdi sizin açıklamalarınızdan gitmek isterim. Şimdi geçen hafta Manisa'da, Soma'da yapmış olduğunuz açıklamalar var ve orada yapmış olduğunuz açıklamalar da Türkiye için çok önemli olduğunu vurguladığınız noktalar var. Bir sizden dinleyebilir miyiz? Nedir acaba Türkiye için? Şimdi bu cumartesi günü biz biri yerli kömürü, üçü jeotermal santral olmak üzere yaklaşık 595 megawattlık 4 santrali işletmeye aldık. Geçtiğimiz yıl baktığımızda 4900 megawatt bir kurulu güç ilave etmişiz sisteme ve bunun da neredeyse tamamı, %98'i de yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı. Sırf bu cumartesi günü işletmeye aldığımız santraller bize yıllık yaklaşık 180 milyon dolarlık ithalatı azaltmış olduk. Bunu örneğin bir ithal kömürle ya da bir doğalgazla bu santralleri çalıştırıyor olsaydık her yıl bu kadar bir bedeli yurt dışına ödeyecektik. Biz o açıdan daha çok yerli, daha çok yenilenebilir ifadesini sıkça kullanıyoruz. Sebebi de her bir puanlık yerleştirme Türkiye'ye 100 milyon dolar civarında bir kaynak bırakıyor. Yurt dışına ödeyeceğimiz rakamı Türkiye'de tutmuş oluyoruz. Türkiye'deki işçi, mühendis ve ona tedarik eden, tedarik hizmetlerinde çalışan birçok yan sektörde bu işten istifade etmiş oluyor. İnşallah bundan sonra da yine açılışlarımız devam edecek. Açıkçası o kadar çok santral var ki onları açmak için de bir program yapmak gerekiyor. Ayrı program gerekiyor. Ayrı bir program geçiyor. Ciddi bir yoğunluk var. Yıl sonunda biz aşağı yukarı 96 bin megawatt kurulu güçle de tamamlamış olduk. Öyle tahmin ediyorum bu sene inşallah 100 bin megawattı üstüne çıkarız. İşletmeye alacağımız santrallerle birlikte. Şimdi bir diğer açılış, şimdi programın ismi Enerji Gelecek. Dolayısıyla biz gelecekteki enerji kaynaklarının ne noktada olacağını veya biz enerji politikamızı gelecekte nasıl kurguluyoruz, kuruyoruz onu da aslında duymak istiyoruz. Şimdi bir açılış da lityum üretim tesisi açılışı da gerçekleştirdiniz. Dolayısıyla bu özellikle önümüzdeki çok da uzun olmayan bir vadede çok daha fazla kullanılacak ve kullanılması hedeflenen aslında maddelerden de bahsediyoruz. Bunun da önemini sizin ağzınızdan duymak isteriz. Bildiğiniz gibi geçtiğimiz yılın son ayında Etimaden Kırka tesislerinde, Eskişehir'de bulunan Kırka tesislerinde Türkiye'nin ilk lityum karbonat üretim tesisini biliyorsunuz devreye aldık. İlk etapta 10 ton olarak planlandı ama çok kısa süre içerisinde inşallah 600 tona çıkartacağız yıllık üretimimizi. Bunun anlamı şu,
Biz yıllık yaklaşık 1000-1200 ton civarında lityum ve türevlerini ithal ediyoruz. Bunun yarısını ithal etmemiş olacağız. İleri, bu sadece Eskişehir'deki tesislerimizden elde ettiğimiz miktar. 40'a'da. 40'a'daki. Ama bizim Emet'te, Kütahya, Balıkesir, Bigadiç'te de bor madeninden bor ve türevlerini üretiyoruz. Oralarda da bu tesisleri çoğalttığımızda belki de ihtiyacımızın tamamını kendi kaynaklarımızdan karşılayabilir hale geleceğiz. Lityum çok bulunan bir madde değil. Maden türleri arasında baktığımızda nadir bulunan elementlerden birisi. Özellikle son yıllarda mobilite arttıkça elektriği depolama araçları da biliyorsunuz ciddi anlamda teknolojik bir gelişmeye tabi tutuldu. Lityum iyon da yeniden doldurulabilir özelliği yani rechargeable olmasından dolayı da rağbet gören maddelerden birisi. İşte günlük kullandığımız telefonlardan akıllı cihazlara, özellikle de tabii son yıllarda bu elektrikli otomobillerle çok daha fazla gündeme gelmiş oldu. Menzilin artmasını istiyor herkes. Bunun için de tabii küçük hacimlerde daha fazla elektriğin depolanması gerekiyor. Lityum da bu konuda görece diğer maddelere göre daha pozitif yönde ayrışıyor. İnşallah belki de ilk yerli otomobilde de kullanacak pilde de biz kendi yerli lityumumuzu kullanmış olacağız. Yani şu anda 40'a'dan mı veya diğer kaynaklardan bilmiyoruz ama ilk yerli otomobilin pilinde kullanılma hedefi... Hedefimiz var. Batarya sanayi teknolojisi tabii farklı ilerliyor. Şimdi Eti Maden orada bataryada kullanılan ham maddeyi üretmiş olacak. Ama bunun için başka maddeler de kullanacak şüphesiz. Batarya fiziksel olarak bir elektriğin klasik anlamda hani herkesin gördüğü işte pil gibi gözükse de otomobilde biraz daha fazla teknolojik yönleri öne çıkan bir konu. Onun yazılımının yapılması da gerekiyor. Otomobille entegre çalışması gerekiyor vesaire. Yani bu konularda da zaten TOK'ta bir çalışma grubu da var. İnşallah onlarla birlikte bunu yapacağız. Tabii lityumun baktığımızda dünyada da aşağı yukarı %60-65'i elektrik depolanması, bataryalarda kullanıldığını biliyoruz ama aslında seramik ve cam sanayinde de lityum türevleri kullanılabiliyor. Biz artık sanayinin ihtiyaç duyduğu alanlarda bunları tedarik etmiş olacağız. Altın üretimi. Şimdi 2020'de 42 tonluk bir altın üretiminin olduğunu ifade ettiniz. Yani hem şu anda Türkiye'deki altın üretiminde gelinen son noktayı soracağım. Aslında 2021 için hedefinizin ne olduğunu da merak ediyoruz. Bir rakam verebiliyor musunuz şimdi? Evet, geçtiğimiz yıl 42 tonla aslında Türkiye tarihinin rekorunu kırdık, üretim tarihini. 2000 yıllara gittiğimizde bu rakam neredeyse yok denecek kadar azdı. Yani kilogramlarla ifade edebileceğimiz bir üretimimiz söz konusuydu. Ama son 15-20 yılda bu konuda yapılan yatırımlarla birlikte Türkiye'de altın üretimi sıfırdan buraya geldi. 2019'da rakam 38 tondu. 2018'e gittiğimizde rakam 30 tonun da altındaydı. 25-26 tonlar civarında seyrediyordu. Sürekli özellikle son yıllarda istikrarlı bir üretim artışı söz konusu. Sektörle de zaman zaman bir araya geliyoruz. Onlar da şu anda planlamalarını yapıyorlar. Bugün tabii şunu söyleyebiliriz. 2021'deki üretimimiz 2020'den daha fazla olacak. Yani bu demektir yani ki 42 tondan en az 42 ton olacak. İnşallah 45-50 tonlara doğru gideriz. Asıl hedefimiz 5 yıl içerisinde üretimi 100 tona ve üzerine çıkartmak. Dünyada 100 ton ve üzerinde üretim yapan 8-10 ülke var baktığımızda. O sınıfa girecek şekilde hazırlıklarımızı yapıyoruz. Niçin? Çünkü altın ithalatımız da aslında oldukça çok fazla. Mesela geçtiğimiz yıl neredeyse 200 tonun üzerinde bir altın ithalatı oldu ve 25 milyar dolara yakın bir bedel ödendi. Bundan tabii hepsi kuyumculuk sektöründe kullanılmıyor. Değerleme aracı olarak da kullanıyor. İnsanımız da tabii altını seviyor. Takı sektöründe, kuyumculuk sektöründe de kullanılıyor. Türkiye için çok hassas. Şimdi altın kelimesi geçtiği anda bile tabii. Türk milleti bir hassaslaşıyor zaten. O yüzden de çok kritik. İşliyoruz, tekrar ihraç edebiliyoruz. Yani o alanda da aslında ciddi bir birikimimiz söz konusu. Biz ilk etapta işte bu ithalatı azaltabilmek için bu gelişmeyi, büyümeyi sağlamamız gerekiyor ki cari açıya bu anlamda bir o şey katkımız, negatif katkımız
olmaz. Şimdi spesifik olarak aslında bütün konularla ilgili olarak işte doğalgaz, elektrik, yenilenebilir enerji, tüm bunlarla ilgili olarak soruları yöneltmeye çalıştım. Ama şimdi sizden de yani önümüzdeki döneme ilişkin sadece Türkiye'nin enerji politikaları anlamında değil, dünya enerji politikaları anlamında da hem yenilenebilir hem sürdürülebilir bir dünya Türkiye açısından Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın hedefi nedir? Yani bir kapanış cümlesi gibi sizden almak isterim. Tabii. Nedir acaba şimdi bu biz enerji politikası? Birincil enerji kaynakları açısından baktığımızda enerjide dışa bağımlı ülkeyiz maalesef. Dünyada birçok ülkede böyle. Özellikle işte komşu Avrupa bölgelerine baktığımızda %70 civarında dışa bağımlıyız. Elektrik üretimi açısından baktığımızda ise orada da rakamlar %70'ler civarındaydı bağımlılık. Şimdi bayağı azalttık. Şu anda biz neredeyse %40'lara kadar düşürdük dışa bağımlılığı elektrik üretiminde. Hedefimiz elektrik üretiminde yerli ve yenilenebilir kaynakların payını %65'lerin üzerine çıkartmak. Birincil enerji kaynakları açısından da baktığımızda Karadeniz'de keşfetmiş olduğumuz gazı sisteme dahil ettiğimizi öyle tahmin ediyorum. Dışa bağımlılığımız artık %50'lerin altına inmiş olacak. Dünyada zaten özellikle yenilenebilir konusunda son 15-20 yıldır ciddi bir motivasyon vardı ve devletler bu alanı sürekli desteklediler, teşvik ettiler ve sıfırdan bugüne geldi. Türkiye'de de baktığımızda yenilenebilir enerji kaynakları açısından çok ciddi gelişmeler oldu. Orada yine adımlarımız, atılımlarımız devam edecek. Gerek YK ihaleleriyle, gerekse eski usuldeki yeklem ihaleleri kapsamında bunların hepsini planlıyoruz. Yani kısaca daha çok yerli, daha çok yenilenebilir diyeceğiz ve bağımsız enerji güçlü Türkiye'nin en büyük anahtarıdır diyoruz. O açıdan bakanlığımıza, sektörde çalışan paydaşlarımıza büyük bir sorumluluk düşüyor. İnşallah el birliğiyle bu hedeflerimizi birer birer tutturacağız. Sayın Bakan, çok teşekkür ediyoruz. Yayınımıza katıldığınız için. Değerli izleyiciler, Bloomberg YT ekranlarında Enerji Gelecek programında ilk yayınımızda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sayın Fatih Dönmez'i ağırladık. Teşekkür ediyoruz. Zorlu Enerji, Enerji Gelecek programını sundu.